Portland Sanat Müzesi'ndeyiz ve Lily Hope'un annesi tarafından dokunan güzel bir çilkat elbisesine bakıyoruz. Bu direnç elbisesi antik bir tasarıma modern bir bakış açısı getiriyor. Çilkat dokuma Amerika'nın kuzeybatı kıyısına ait. Bu yüzden kanatları, kuyruğu ve pençeleriyle geleneksel kuş unsurlarını içeriyor ve bu kanatların uçlarından gelen tüyler var. Ve sonra kuşun bedeni içinde modern etkiler var. Mesela solda ANB harflerini ve sağda ANS harflerini görüyoruz. Bunlar Alaska yerlileri erkek kardeşliği ve Alaska yerlileri kız kardeşliği demek. Bunlar yerli halklara bağımsızlık iktidar getirmenin anahtarıydı ve tek bir ses olmalarını sağlıyordu. Ayrıca elbisenin tam ortasında Siy Alaska logosunu görüyoruz. Bu, Sialaska şirketinin orijinal tasarımıydı ve bu şirket Güneydoğu Alaska'nın yerli halklarını desteklemek için örgütlenen Alaska'daki 13 şirketten biriydi. Tlingit halkı binlerce yıldır burada ama bu elbisede son 100-200 yılın etkilerini görüyoruz. Sialaska Kültürel Miras Enstitüsü'nün orijinal logosunu bile bu tasarımın ucuna koyduk. Bunlar sanata ve eğitime destek oluyorlar ve Alaska'nın yerli sanatçıları ve akademisyenleri için her türlü desteği veriyorlar. Ve bu eğitim çok önemli çünkü bu eserler kaybolmadan yeni nesillere aktarılmalı. Siyalaska Kültürel Miras Enstitüsü nesli tükenmekte olan sanat türlerini sürdürmeye amaçlıyor. Çilkat dokuma da bunlardan biri. Clarissa Rizal bu tekniği 10 yıllardır uygulayan birinden öğrendi. Kızı da bu geleneği sürdüren bir dokumacı. Evet, Clarissa Rizal bu tekniği çok saygın bir dokumacı olan Jenny Tinnott'tan öğrendi. Janet'in ömrü boyunca 90'dan fazla büyük dokuma ördü. Bu olağanüstü. Dokumacıların bir elbiseyi bitirmek için 1 yıl hatta bir buçuk yıl veya 4 yıl harcadığını düşünün ve Janet'in bunlardan 90 tane dokudu. Burada köşedeki tuhafiyeye gidip iplik almaktan bahsetmiyoruz. Bu iş için 3 veya 4 aylık bir hazırlık süresi gerekiyor. Ağaç kabuğunu toplamak, işlemek, parçalamak, geleneksel olarak keçi kılından yapılan yünle birlikte eğirmek. Eğirme işlemi genelde bacak üzerinde yapılıyor. Gerçekten çok emek isteyen bir iş. Çok fazla beceri ve sanırım sabır gerektiriyor. Çözgüleri dokuma tezgahına asmadan önce bile aylarca çalışılıyor. Bu dokuma tezgahı aslında daha çok bir çerçeveye benziyor. Normalde dokuma tezgahında alttan ve üstten tutturulan çözgüler yani dikey iplikleri olduğunu düşünürüz ve burada sadece üstten bağlandıklarını görüyoruz. Yani dokumacının atkıyı çözgü boyunca sararken gerginliği eşit tutması için muazzam becerisinin olması gerekir. Tüm fark ellerinizi nasıl tuttuğumuzda yatar. Ya gevşek ve zayıf bir dokuma yaparsınız ya da ahenkli, hoş ve sağlam. Bu çilkat dokumasında siyah, sarı, turkuaz ve beyaz olmak üzere dört renk kullanılmış. Bunların yapımı klan liderleri veya topluluk başkanları tarafından verilen siparişlerle olurdu. Hala da öyle. Bu elbiseleri yaptırmak için cüzdanınız gerçekten de dolu olmalı. Bunlar Amerika'nın kuzeybatı kıyısından sahip olabileceğiniz en prestijli sanat eserlerinden. Sanat tarihçileri bu tarz oval ve dairesel şekillere, inceleşen ve kalınlaşan bu siyah çizgilere formline tasarım diyorlar. Yani bunlar ahşap oymacılığında görülebilecek tasarımlara çok benziyor. Ancak burada dokuma için uyarlanmaları söz konusu. Bu elbiseler geleneksel olarak kadınlar tarafından yapılıyor. Ancak ağaç oymacılığı daha çok erkekler tarafından yapılıyor. Çilkat elbiselerinde genellikle hilal imgesi ve kuzeybatı kıyısındaki toplulukların sembolleri kullanılır. Bu elbisede bir kartal ve kuzgun olduğunu biliyoruz. İkisi de Tlingit kültüründe önemli hayvanlar. Buna Moiti ya da Muatiye deniyor. Fransızca yarım anlamına gelen bir antropoloji terimi. Tlingit kültüründe kişi ya kartal ya da kuzgundur ve geleneksel olarak karşıtı ile elbenir. Bu elbisede yüksek oranda bir denge görüyoruz. Bu şekliyle mükemmel. Hem ANB hem ANS hem de kartal ve kuzgun var. Sadece Tlingit halkında Güneydoğu Alaska halkında görülen dayanıklılık unsurları değil, aynı zamanda bu dış taraftaki bölümlerde gördüğümüz dış etkiler de var. Mesela bir zamanlar yapılan altın aramanın tasvirleri ya da daha sonra gelen ve Batı dünyasına uyum sağlanmasına yardımcı olan müze ve okul tasvirleri gibi. Ve ayrıca gemileri görüyoruz. Kuzeybatı kıyısındaki ticarette Ruslardan ve İngilizlerden etkileniyor. Ama bunlar gemilerle sadece hastalık değil, düğme ve yün battaniyeler de getiriyorlardı. Yani hepsi de kötü olmayan birçok etkiden bahsedebiliriz. Muhtemelen çil katını nasıl dokunacağını bilen yüzlerce kişi var ve çoğu bunu hobi olarak yapıyor. Büyük olasılıkla tam bir boy cübbeyi dokunmak için zamanı ve uzmanlığa sahip 10 kişiden az kişi vardır. Bu büyüklükte bir elbiseyi yapmak için gereken zaman herkesin karşılayabileceği veya nasıl yapılabileceğini bildiği bir şey değil. Bu çok büyük bir adanmışlık hissi gerektiriyor. Burada ikinci elbise dokuma tezgahına henüz konmuş ve dokuyacak olan kişi için çok zor bir süreç. Muhtemelen önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca bunu yapacak. Bu korkutucu ama aynı zamanda çok güzel bir duygu. Bu elbise fazla ağır gibi görünüyor. Sanki giymeye uygun değil. Sedir kabuğuna sarılmış 3 ya da 3,5 kilo merino yünü kullanılmış. Üzerinize giyince biri sizi sarıyor hissine kapılıyorsunuz. Elbise omuzlarınızın üzerine dökülürken hareket etmek istiyorsunuz çünkü o püsküller dizlerinizin üzerinde baldırlarınıza kadar dans ediyor. Omuzlarınızı ileri ve geri sallamak ve elbiseyi canlı hale getirmenin nasıl bir his olduğunu hissetmek istiyorsunuz. Bu elbiselerde şu anda bile tam olarak anlamadığımız ve sadece giyen kişi değil aynı zamanda öğretileri ve bu bilgilerin nasıl aktarılacağını da koruyan manevi bir güç var.